İyi akşamlar. Dün İstanbul'dan Ankara'ya yolda olduğum için ne yazık ki söz verdiğim gibi sizlerle bir araya gelemedik, buluşamadık. Ancak bu akşam telafi etmeye çalışacağız. Yine birçok sorunuz var. Hepsi çok güzel, değerli sorular. Ancak önce ben kendi gündemimle ki sorulara cevap vermek veya onları konuşmak, ondan sonra da bugünkü sorularınızı cevaplandırmak istiyorum. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusunda bir tartışma var. Aslında tartışmanın hiç olmaması gerek. Çünkü anayasa çok açık ve bu açıklığıyla tartışmaya da mahal vermiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı diyor iki kez seçilir. Bu değişiklik 5 sene için 2007'de yapılmış ve halk tarafından Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu noktada çok net. Evet, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. 2017-2018'de seçimler gerçekleşiyor ve ama seçim sistemi değişmiyor. Süre değişmiyor. Özetle Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı olamaz. Olabilir mi? Nasıl olur? 360 oyla TBMM'de bir yasa çıkar ve seçimler erken alınmak değil, kavram yok, yenilenir diyor. Aslında seçim yenilenmesi, hani seçim yapılır bir sıkıntı olur, İstanbul'da olduğu gibi bir ay sonra tekrar yenilenir. Ona yenilenme diyebiliriz ama 5 yılın bitmesine 2 ay kala seçim yenilenmesi olmaz. Erken seçim de yok. Erdoğan demiyor muydu zaten ancak kabile devletlerinde erken seçim olur diye. Şimdi Haziran'da hava şartları dolayısıyla, mevsim koşulları dolayısıyla seçimin zora gideceğini söyleyerek, aklımızla alay ederek 14 Mayıs'a almaktan bahsediyorlar. Ama 14 Mayıs konusunda da Zafer Partisi'nin CHP'ye ve İYİ Parti'ye yapmış olduğu ağır uyarılar sonucunda daha önce biz bu 360'ı tamamlarız diyen CHP ve İYİ Parti bu noktada geri adım atmak zorunda kaldılar. Artık Mayıs'taki bir seçimi desteklemiyorlar. Ha, onlar da bu arada söyleyelim, eğer seçim Mart'ta olursa destekleriz, erken seçim sayılır diyorlar. Bu da aklımızda. Bir taraftan saray, bir taraftan altılı masa aklımızda alay ediyor. Yani Mayıs'ta erken genel seçim şey olmuyormuş, erken genel seçim olmuyormuş da şeyde oluyormuş, Mart'ta oluyormuş. Böyle saçma sapan bir şey yok. Mart'ta olmayacağı artık netleşti ve Millet İttifakı da 360 şartını Mart'a bağlamıştı. Onlar da 360'ı tamamlamıyorlar. Böylece geriye bir tek yol kalıyor. Erdoğan'ın kendisinin seçimlere Türkiye'yi götürmesi. Bu mümkün anayasaya göre ama ikinci döneminde Cumhurbaşkanı bunu yaptığı zaman bir daha aday olamıyor. Erdoğan da diyor ki benim birinci dönemi. Oysa ikinci dönemi. Şimdi bu noktada muhalefeti biz bir çaresizlik içinde görüyoruz. Diyor ki Kılıçdaroğlu, evet anayasayı çiğniyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Aytun Çıray İYİ Parti'den, o da anayasayı çiğniyor ama yapacak bir şeyimiz yok diyor. Bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü kendisine bu soru sorulduğunda inanılmaz bir şekilde halkın diyor gündemini bunlarla oyalamak istemiyoruz. Kabul edilebilir değil doğrusu halkın gündemini bunlarla oyalamak istemiyoruz demesi. Ya anayasa çiğneniyor. Sayın CHP sözcüsü ne demek halkın gündemini bunlarla uyulamak istemiyoruz? Oyalamak istemiyoruz. Bakın şimdi size bazı fotoğraflar göstereceğim. Biliyorsunuz Türkiye kirli bir referanduma şöyle yaşadı ve bu kirli referandum sonrasında bir tek kişi o gece TBMM'nin önüne giderek bu kirli referandumu protesto etti. Bir tek siyasetçi. Odasına girdi.
yakından gösterelim YSK başkanının. Ve YSK başkanına sordu. Anayasayı çiğnediğinizin farkında mısınız diye. YSK başkanı elindeki kağıt titreyerek öylesine cevaplar vermeye çalıştı. Fakat daha sonra kameraların çalıştığını görünce tepki gösterdi, konuyu değiştirdi. Ama burada görüyorsunuz YSK başkanı ve Ümit Özdağ karşı karşıya. Meral Akşener o akşam orada değildi. Kılıçdaroğlu orada değildi. Hiçbir CHP milletvekili yoktu. Bir de Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu ile birlikte gitmiştik. Yusuf Hoca da o akşam oradaydı. Ve bu seçimden, bu kirli referandumdan 9 gün sonra bakın ne oldu? Onu da size göstereyim. Yakından gösterelim. 9 gün sonra hepsi bir araya geldiler ve keyifli bir kutlama yaptılar. Görüyoruz değil mi? Evet. Şimdi ana muhalefet ve İYİ Parti yapacak bir şeyimiz yok, anayasa çiğneniyor, bunu hazmedelim diyorlar. Biz Zafer Partisi olarak anayasanın çiğnenmesini hazmetmiyoruz. Bu konudaki direnişimizi her türlü hukuki ve politik yöntemi kullanarak da sürdürme konusunda kararlıyız. Bugün ikinci gündemim, değerli arkadaşlar, Sinan Ateş cinayeti. Bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama şunun altını çizeceğim. Sinan Ateş cinayetinin ortaya bütün gerçekliğiyle çıkartılması konusundaki takibimiz devam ediyor. Gün gün bütün gelişmeleri izliyoruz. Şimdi sizlerin sorularına gelmek istiyorum ve Halil Erkan Çelik, üniversitelerde yabancı dil eğitimi konusunda ne diyorsunuz? Bir öğrencinin üniversite eğitimi gibi entelektüel bir anlayışı, kavrayışı ve çabanın gerektirdiği bir alanda yabancı bir dilde düşünmesi, entelektüel düşünce öğretmesi mümkün değil. Onun için ne yapıyorlar biliyor musunuz öğrenciler? Kitapları ezberliyorlar. Evet evet yanlış duymadınız. Ben bunu dinledim öğrencilerden. Ezberliyorlar kitapları. Bunlar zeki çocuklar tabii. Ve bu tabii üniversitenin amacı değil. Üniversite yabancı dil öğrenilecek yer değil. Yer de olmamalı zaten. Biz Zafer Partisi olarak şunu hedefliyoruz. Liseyi bitiren her vatandaş, her Türk vatandaşı İngilizceyi gayet iyi, bakın konuşmalı demiyorum çünkü orada yaşamak gerekir. Bu mümkün değil. Ama bütün gramer kurallarıyla hakim olup, okuyup, anlayıp, temel yazmayı gerçekleştirebilecek durumda olmalı. Bunun için de ortaokul ve lisede İngilizce dil eğitimini tamamen yeniden düzenlemeyi planlıyoruz. Ve öğretmenlerin de İngilizce bilgi ve öğretim kabiliyetlerini büyük bir destek vererek geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bilimsel literatürün çok büyük bir bölümü evet İngilizce yapılıyor. Bu bilimsel literatürdeki gelişmeleri de takip edebilmek açısından İngilizcenin bilinmesinde fayda var.
Herkes tabii bilim insanı olmayacak. Bunu da biliyoruz. Ama bir temel yabancı dili iyi öğrenmek, liseyi bitiren her vatandaşımız için yarın hayatın değişik alanlarında, iş yaşamında, sosyal yaşamında kullanabileceği bir bilgi donanımı verecek. Onun için bu işi liseyi bitirdiğinde bitirmeliyiz. Üniversitede ise bugünkü uygulama sürekli İngilizce eğitimi teşvik etmek. Biz bu eğitimin teşvik edilmesi sürecini durduracağız. Çünkü lisede İngilizce öğrenemediği için birçok anne baba İngilizce eğitimli üniversitelere çocuklarının gitmesini istiyorlar. Yani üniversiteyi bitirirken bir de İngilizce öğrensin diye. Oysa tabii öğrenciler de aynı şey içerisindeler, yaklaşım içerisinde. Oysa okulu bitirdiği zaman, liseyi bitirdiği zaman İngilizce literatürü rahatlıkla okuyup anlayabilecek durumda olan bir Türk lise mezunu, aman ben İngilizce üniversiteye gideyim, tırnak içinde telaş içerisinde de olmayacak. Evet, Hakan Yavuzhan, üç tane sorum var diyor. Hakan, hepsini cevaplandırmıyorum ama 2012 yılında tapu kanundan kaldırdığı karşılık ilkesini ne yapacaksınız? Geri getireceğiz. Sığınmacıları geri yollayacağız. Evet, bu bir nefes aldıracak ama aynı zamanda yasal yollarla, yani senin de söylediğin gibi tapu olarak vatandaşlık alanlar var. Bu işlemi de iptal edeceğiz. Ömer Zülfü sormuş. Oyların çalınması için bilgisayar üzerinde bir program çalınmasını engellemek için bir program yapabilir misiniz diyor. Korunmayla ilgili tedbir aldınız mı? Bu akşam sizinle yeni projemizi paylaşalım. Önümüzdeki haftadan itibaren çok güçlü bir şekilde Türkiye'nin her yerinde bütün Zafer Partisi teşkilatları Türkiye'nin bütün meydanlarında mavi boya geri gelsin imza kampanyasını açacağız. Ve mavi boya geri gelsin imza kampanyasında topladığımız milyonlarca imzayı da YSK'ya götürüp vereceğiz. Diyeceğiz ki Türk halkı size güvenmiyor. Onun için boyayı istiyoruz. Bu seçimlerin ne kadar manipülasyona açık olduğunu biliyoruz. Bu seçimlerin ne kadar hile karıştırılmak için hevesle beklendiğini biliyoruz. Eğer sahtekarlık yapmayacaksanız boyadan kaçmanız için hiçbir neden yok. Eğer boyadan kaçıyorsanız potansiyel sahtekarsınız zaten. Evet, Erdem Yaşar diyor ki Türkiye kaçak ve Türkmen sığınmacıların kalacağı yönündeki politikanız sizde bir çelişki yaratmıyor mu? Hayır, bakın yaratmıyor. Çünkü bunu biz söylemiyoruz. Yani bunu Cumhuriyet Kanunları söylüyor. Bakın Cumhuriyet Kanunları söylüyor. Hatta şöyle bakın, İnönü mesela Pan-Türkist değildi. Çok kesinlikle. Hatta 1944'te ne kadar Pan-Türkizm yaptı, Türkçülük, Turancılık yaptı. 1944'te de Stalingrad yenilgisi sonrası Almanlar çekilirken Almanlarla yapılan bazı işbirliklerinin üzerinde örtmek amacıyla Türkiye'de ırkçılık, Turancılık davaları açtılar. Yani birinci Ergenekon davası aslında 1944 davalarıdır, politik davalardır. Ve onların hepsi de beraat ettiler bir süre sonra. Çünkü öyle bir darbe olmayacağını, 44'te söylenen türden bir darbe olmayacağının herkes farkındaydı. Ama aynı İnönü Türkiye'ye hiç gelmemiş. Bakın Türkiye'ye hiç gelmemiş. Kazan'dan kalkıp Japonya'ya gitmiş ve Japonların vatansız olarak kabul ettiği Kazan Türklerine 400 tanesine yasada Türkiye'ye gelmeyenlere vatandaşlık verilmemesine rağmen Türk kökenli 400 tanesine vatandaşlık vermiştir. Evet, yasalar böyle. Onun için biz bir
burada bir istisna, bir yenilik getirmiyoruz sadece yasalara. Tabii şunu da söylemiyoruz, bütün Türkler Türkiye'ye gelsin. Hayır, herkes kendi ülkesinde kalsın. Özbek Özbekistan'da kalsın, Kazak Kazakistan'da kalsın, Kırgız Kırgızistan'da kalsın, Türkmen Türkmenistan'da kalsın. Böyle bir politikamız, bütün Türkleri buraya getirmek gibi bir politikamız yok. Hayır, Atatürk'ün de böyle bir politikası yoktu. Atatürk, Türklerin varlıklarını koruyabilecek kadar büyük oldukları yerlerde muhakkak o coğrafyalarda kalmasını arzu ediyordu, istiyordu. Biz de onu istiyoruz. Evet. Murat Öztürk demiş ki uzun bir girişten sonra devlet belgeleri 15 Temmuz öncesinde askeri okullarda okuyanların %90'ının Fethullahçı örgüt tarafından buraya yerleştirdiğini ortaya koyuyor. FETÖ'cü subayları o okullardaki arkadaşları işkence ederken gülerek izlediler, ses çıkarmadılar. Neyse, hiçbiri Türk ordusunun neferi değildi, Fethullah'ın askerleriydi. Hal böyleyken AKP hükümeti 15 Temmuz 2006 sonrası askeri okullardan atılan tüm öğrencilere istediği üniversiteye kayıt olma imkanı verdi. Hepsi Türkiye'nin en değerli üniversitelerine gitti. Birçoğu bitirdi, birçoğu önemli görevlere geldi. Bir kısmı bitirdikten sonra ülke değiştirdi. Bir kısmı bitirmeden ülkeyi terk etti, bir kısmı da hala okuyor. Her yerde örgütlüler ve birlikteler. 1. Zafer Partisi iktidarında bu FETÖ'cü sözlü öğrenciler için herhangi bir eylem planı olacak mı? Evet, olacak. Aslında biz FETÖ'yle mücadeleyi yeniden tasarladık. Kılıç Aslan Kalkanı projesiyle uzun vadeli ve etkili stratejik bir planlama çerçevesinde gelecek 10 yıllara yayılacak şekilde bir devlet mücadelesine sokacağız. Bugün Erdoğan'ın kişisel bir intikam planı. Evet, Murat Öztürk'ün söylediği tamamen doğru. Bakın, tamamen doğru. 2. İstihbarat teorisi kitabında şöyle söylüyorsunuz. İstihbarat sürecinde istihbaratın kalitesine elde edilen veri, malumat, bilginin kalitesi değil, veri, malumat, bilginin uygun yöntemlerde analiz edilmesi, değerlendirmesi belirler. Doğru, bu da doğru. Tabii bilginin kalitesi hiç önemsiz anlamına gelmiyor. Bilginin kalitesi de önemli. TSK'nın ihtiyacı sadece savunma sanayi yatırımları değil, TSK'ya subay, kara, harp okuluna kaynak stratejik edecek öğrenciler yetiştirilmesidir. Savunma yanında savaş sanatını bilme, stratejik karar verebilme, askerlik mesleğinin temel gerekliliklerinden bazılarıdır demiş. Kuleli Asker Lisesi gibi TSK'ya subay, kara kuvvetlerine, kara harp okuluna kaynak teşkil eden, öğrenci yetiştiren kurumlar Zafer Partisi iktidarında açılacak mı? Evet, kesinlikle açılacak. Hatta sadece askeri liseleri açmayacağız. Bir büyük askeri ortaokul açacağız. Bu askeri ortaokula giden öğrenciler ortaokulu bitirdikleri zaman, bakın, ortaokula gittiğinizde meslek seçmek için çok erkendir. Ama bu okulu, ortaokulu kazanıp, sınavı kazanıp girenler liseye geldiklerinde sivil bir okula dönmek isterlerse hiç kendilerinden tazminat istenmeyecek, gidecekler. Ama bu ortaokulu bitirenler daha sonra kara harp okuluna, Kuleli Asker Lisesi'ne veya Işıklar'a veya Deniz Lisesi'ne veya Hava Lisesi'ne gitmeyi tercih edecekler. Yani biz sadece liseyi açmayacağız, askeri liseleri açmayacağız, askeri ortaokul kurumunu da oluşturacağız. Aynı şeyi polis için de düşünüyoruz. Evet. Mehmet Necat sormuş, Zafer Partisi iktidarında FETÖ ile mücadele herhangi bir tarihi baz alınacak olursa bu tarih ne olacaktır? En başlangıcı olacaktır Mehmet. Timur Turan sormuş, Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili. Timur, soruyu sormuşsun, cevabı da vermişsin. İstersen ben bunun üzerinde daha fazla durmayayım. Evet.
Zafer Partisi iktidarında Sedat Peker'i tanık koruma programına alıp Türkiye'ye getireceğinizi söylemiştiniz. Allah korusun Zafer Partisi iktidar olamazsa yine de Zafer Partisi olarak Sedat Peker'in bildikleri için bir girişimde bulunur musunuz? Güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim, çoğunu biliyoruz. Gerisini zamanı geldiğinde konuşuruz. Ama Sedat Peker'in bildiklerini Türk toplumuyla paylaşmasının olağanüstü değerli olduğunu hep birlikte toplum olarak yaşayarak gördük. Evet. Mustafa Eser, KOBİ'lere yönelik politikamızı sormuş. Biz imalat sanayinin partisi olarak kendimizi görüyoruz Mustafa Bey. Ve bir imalat sanayinin partisi olarak da fabrikalara, KOBİ'lere, atölyelere esas ağırlığımızı vereceğiz. AVM'ler değil, artık rezidanslar değil, fabrikalar inşa etme zamanı. Eyüp Kilim sormuş, ittifak çalışmalarınız nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor demiş. Ve Mehmet Can Duman, Kidir Efendi'nin gecesi sokaklara, meydanlara otomatik silahlar çıkan, rastgele havaya atışıp tehditler savuran şahıslar kimlerdi? Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde tekrardan sokağa, meydanlara çıkma ihtimalleri nedir? Mehmet Can tabii hiç yok diyemem ama yani bundan kimsenin de korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu seçimi Türk halkı demokratik olgunlukla tamamlayacak ve seçim sonucunda da devlet kurumları, askeri, polisi, jandarması hepsi halkın iradesine saygı gösterecekler. Halkın iradesine saygı göstermemeyi düşünenlere de hadlerini bildirecekler. Bu kadar açık. Bak. Herkes şöyle zannediyor. Yani böyle bir AK Parti devleti var, evet. Evet, bir AK Parti'nin yönettiği, AK Parti'ye bütün bürokratik kariyerini bağlamış olan bürokratlar var. Ama bir de 4000 senelik Türk devleti var kardeşim. Yani 20 yıllık AK Parti mi bütün bu devleti kontrol edecek, manipüle edecek ve Türk halkına karşı devleti kullanacak? Böyle bir şey Eminönü'nün söz konusu değil. Kimse rüyasında bile görmesin, bu rüya ancak kabusla biter. Evet. Memleket Partisi ile ittifakı sormuş, görüşmelerimiz sonuyor. Genel af düzenlemesini sormuş İbrahim Özkan. Gündemimizde genel af düzenlemesi yok. Sinan Oğan'ın adaylığı hakkında ne düşündüğümü sormuş Abdullah Karaçal. Sinan Bey sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kendisinin tercihidir, arkadaşlarının tercihidir. Buna saygı duyuyoruz. Alp Yılmaz, Selefi tarikatlar demiş. Selefi tarikat değil, Selefi cereyanlar. Ortadan kaldırmak için planınız nedir? Evet, var entegre bir çalışma gerçekleştireceğiz. Yesevi Zırhı programı çerçevesinde. Türkiye için en büyük tehditlerden bir tanesidir Selefiliğin, cihatçı Selefiliğin gelişmesi. Çünkü cihatçı Selefilik vatansız, kozmopolit, emperyalizmin kullanımına çok açık bir süreçtir. Oral Tursun, seçim güvenliğinin sandıklarda hilem yapılmasını nasıl sağlayacaksınız? Bu konuda diğer partilerle sonuna kadar birlikte çalışmaya açığız. Biz de elimizden geleni yapacağız. Özellikle biliyorsunuz seçmen ithali konusunda Türk halkının yüksek bir duyarlılığa kavuşması için elimizden geleni şu anda yapıyoruz. Recep Öztürk soru sormuş. Recep, hayır, sorunu sen biliyorsun ama böyle bir niyetimiz yok. Buna gerek de yok yani söylediğin şeye. Parlamenter sistem hakkında düşünüyoruz. Türkiye parlamenter sisteme dönmeli diyorum. Habib. Ama şöyle, bu hemen olmamalı. İlk 5 senenin sonunda olmalı. Çünkü Türkiye'nin ağır sorunları var ve bu ağır sorunları aşabilmek için
zamana ihtiyacımız var. Türkiye'nin çok ağır bir sığınmacı meselesi var. Bunu bir sene içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Çok ağır bir ekonomik krizle, açlıkla karşı karşıyayız. Bunları halletmemiz lazım. Erdoğan'ın gerisinde bıraktığı bir enkaz var. Bu enkazı kaldırmamız lazım. Türkiye'nin beka sorunu olan bir İstanbul depremi var. Bununla ilgili çok hızlı çalışmalara başlamamız lazım. Bu arada devleti yavaş yavaş parlamenter sisteme dönüştürücü hamleleri yapmamız, başbakanlık bürokrasisini tekrar oluşturmamız, bakanları bugünkü sekreter konumundan çıkartıp gerçekten tekrar bakan ve bakanlıkları da bakanlık haline getirmemiz lazım. Ama bu arada Cumhurbaşkanlığı sistemini devam ettireceğiz. Parlamentonun ama bazı haklarını hemen iade edeceğiz. Yani bütçe hakkı gibi vesaire, gen soru hakkı gibi bunlar devreye girecek. Demiş ki ben Almanya'da sizi takip ediyorum. Cüneyt Güven anladığım kadarıyla bir Kürt vatandaşıyım. Siz Kürtlere ve HDP'ye uzak duruyorsunuz. Bak Cüneyt, bu ben HDP'ye uzak duruyorum, doğru. Yani uzak duruyorum değil mi? HDP'yi ben Türkiye'nin düşmanı olarak algılıyorum. Benim düşmanım olarak, Türk halkının düşmanı olarak, senin düşmanın olarak algılıyorum. Bir, iki. Kürtlere uzak durmak. Hayır, ben Kürtlerin Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum. Türk'ten ayrı bir Kürt düşünmüyorum ki. Bak, bir HDP'li gazeteciyle, politikacıyla tartışırken dedim ki, ya sen Türk'le Kürt'ün ayrı olduğunu düşünebilirsin ama bu benim senin oğlunun, senin torununun ve senin torununun torununun Türk olduğunu ve Türk milletinin parçası olduğu iddiamdan vazgeçmeme neden olmayacak. Evet. Bunun için bunu HDP, PKK, Kürt, hayır. Bak, bugün buradan yola çıksam, çıkmadan yola Hakkari'yi, Şırnak, Bingöl'ü arasam, o kadar çok karşılayacak korucu var ki, özetle hani ben Kürtler kardeştir diyenlerden değilim. Ben Kürtler öz, Türk'ün öz kardeşidir. Tarihi gerçeğini hep vurgulayan bir siyasetin, anlayışın temsilcisiyim. Ama PKK da benim düşmanım. Sen benim kardeşimsin. Mehmet Şener. Banka faizleriyle ilgili nasıl bir yaptırım ve düzenleme yapacaksınız? Hayatın gerçeklerine uygun düzenlemeler yapacağız banka faizleriyle ilgili. Bugün olanın ekonomiyi nereye götürdüğü ortada. Ama finansal araçlarla ekonomiyi düzeltmek mümkün değil. Ekonomi ancak üretimle düzelir. Onun için biz spekülasyon ekonomisinden, rant ekonomisinden, talan ekonomisinden üretim ekonomisine dönüşü temsil ediyoruz. Suriyeliler 10 yıl boyunca oy kullanamayacak mı yoksa Zafer Partisi iktidarına derhal gönderecek mi? Hangisi doğru diye sormuş Sinan. Sinan, biz bu seçimlerde oy kullanmasınlar diye 10 yıl oy kullanmasın dedik. Sadece Suriyeliler değil, vatandaşlık verilen yabancılar. Ama zaten biz geri göndereceğimiz için bu seçimde yeter ki oy kullanmalarını engelleyelim. Çünkü şu anda belki 1 milyondan fazla Suriyeli seçimlerde oy kullanacak ve bu seçimin kaderini etkileyecek. Bunu engellememiz lazım. İkisi de doğru yani. Birbiriyle çelişmiyor. Tarikat ve Yılmaz Güler sormuş. Tarikat ve cemaatleri kapatacak mısınız? Tarikat ve cemaatleri devletten çıkartacağız. Devlet bugün tarikat cemaatler tarafından işgal edilmiş durumda ve biz bu işgale son vereceğiz. Çağatay Karaoğlu, hocam ekonomi politikanızı incelediğimde biraz sosyalist ekonomik yaklaşım gördüm. Hayır. Evet, Çağatay, hayır, sosyalist ekonomi değil, üretim ekonomisi, akılcı ekonomi, devlet kaynaklarının planlı kullanımına dayanan bir ekonomi ama özel sektöründe önünü açan, özel sektörü teşvik eden bir yaklaşım olacak.
Yavuz Yusuf Yılmaz demiş, hocam teröristlerin ve tecavüzcülerin idam edilmesini istiyoruz. İdam gelecek mi? Diyor. Ben de Yusuf bir süre önce imza toplamıştım. Ve bu imza kampanyasında şunu öne özellikle çıkarttım. Kendisini savunamayacak kadar zayıf olan, yani çocuk olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan insanlara tecavüz edip sonra öldürenlerin idam edilmesi için bir yasa değişikliği gerektiğini düşünüyorum ve hala bu inançtayım. Bu çok net bu inançtayım. Ama Türkiye'nin bugün öncelikli sorunu bu mu? Hayır, değil. Ve yasaları daha adil, daha etkili ve daha caydırıcı hale getirmek için çalışmamız gerekiyor. Ve bunu da yapacağız. Mikail Kıvırık yazmış, dizi film sektörü eskisi gibi iyi yapıtlar çıkarmıyor demiş. İktidara geldiğinizde bu konuda ne yapacaksınız? Mikail, yeter ki sıra dizi filmlere gelsin. İktidarın dizi filmleri de ilgilenebileceği bir ortama gelsin. Doğrusu evet, dizi filmler Mikail doğru noktaya dikkat şöyle çekmiş. Türkiye için çok büyük bir kültürel güç oluşturdu. Ve yani yumuşak güç de deniyor buna. Ve aynı zamanda büyük bir ekonomik gelir kaynağı da oluşturdu. Bir taraftan Türk kültürünü yayıyor, Türkiye'yi tanıtıyor. Öbür taraftan Türkiye'ye para getiriyor ve aynı zamanda Türkiye'ye turist getiriyor. Burada yapmamız gereken şey demokratik ortamı sağlamak, kültürel gelişim için gereken psikolojik, entelektüel atmosferi sağlamaktır. Meyto, 23 yaşında bir Türk genç olarak soruyorum. Diyor ki, alkolde vergiyi sıfırlamayı veya minimum indirmeyi düşünüyor musunuz? Eko, önce sana şunu söyleyeyim. Çok fazla alkol kullanmam. Ama evet, biz içkide ve sigarada ciddi bir indirim yapmayı düşünüyoruz. Bunu da uyuşturucu mücadele programımızın bir parçası haline getirdik. Çünkü şunu görüyoruz ki AKP bir vergiden gelir oluşturmak için içkiye, sigaraya vergiyi yükledikçe evet, içkiye, sigaraya vergiyi yükledikçe uyuşturucuyu teşvik ediyor. Sonuç bu. Bunu engellememiz lazım. Metehan Şahin, Metehan gözlerinden öpüyorum. İkinci soruna cevaplandırayım. Biz de sizdeniz şiiri benim mi senin? Hayır, ben okudum ama şiir Ahmet Er'indir. Ahmet Er 27 Mayıs'ta bir jandarma yüzbaşıdır. Ve daha sonra 14'lerden birisi olarak sürgüne yollanmıştır. Ve Türkiye'ye döndüğü zaman da Türkeş'le birlikte, rahmetli babamla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'ne girmiştir. 1980'e kadar da Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmıştır. Kerem Koyuncu, Zafer Partisi seçime girme hakkı elde etti mi? Evet, ettik. Memleket Partisi ile Emre Kılıçsoy sormuş. Evet, var. Yiğit Yanık, hocam Türk Birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk Birliği'nin bir gün muhakkak gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu konuda ciddi bir ilerleme son 30 sene içinde gerçekleşti. Dahası da olacak. Büşra Perilioğlu kültür erozyonundan bahsediyor. Büşra Hanım, %100 haklısınız. Çok ciddi bir kültür erozyonuyla bu toplum karşı karşıya.
Ve adeta seçkin olmak, seçkinlik nefret edilen, düşmanlaştırılması gereken şey olarak algılandı ve hareket edildi. Vasatlık, vasatlığın altı teşvik edildi. Böyle bir ortamda kültürün gelişmesi mümkün değil. Kültürel yozlaşmada doğal sonuç oluyor. Biz bunu sona erdireceğiz. Ya iyi üniversiteleri ve iyi liseleri bile iyi oldukları için tahrip eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Diyor ki partilerin Ferhat Çınaroğlu genel başkanlarını o partilerin üyeleri seçsinler. Olabilir tabii, yani böyle bir hukuki düzenlemeye benim itirazım olmaz. Mitinglere ne zaman başlayacaksınız? Planlamalarımızı yapıyoruz. İlk miting için ben de bir talimat verdim ve şimdi sonucu bekliyorum. Evet, yapacağız. Bireysel silahlanma hakkında ne düşünüyorsunuz diye Yağız Dündar sormuş. Yağız, ben bireysel yani silahlanmaya karşıyım. Devlet tekelinde olması gerektiğini düşünüyorum silahlanmanın. Ve işte Amerika Birleşik Devletleri gibi silahlanma hürriyetinin anayasal hak olduğu yerde nasıl ciddi sıkıntıların olduğunu da görüyoruz. Ancak Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki devletin kendilerini koruyamayacağı bir ortamın oluşacağını düşünen insanlar korkunç bir hızla silahlanıyorlar. Ne yazık ki böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Evet. Evet, kusura bakmayın, bu akşam kamerada bir ciddi sıkıntı var. Nedenini bilmiyorum ama arkadaşlar da çözemediler. Sürekli ısınıyor ve kendisini kapatıyor. Bundan dolayı bu akşam biraz erken keseceğim. Zaten sonlara yaklaştık yayında ama bir iki soru daha cevaplandırmak istiyorum kapatmadan önce. Bu arada Azerbaycan'dan selam yollayan Tuğral'a ben de buradan selamlar yolluyorum. Turan Sarıcı'ya yine selamlar yolluyorum. Cumhur Selçuk'a selamlar yolluyorum. Nair Şirinov yine Azerbaycan'dan yazıyor. Ona selam yolluyorum. Sinop'tan Batuhan yazmış. Ve diyor ki hocam Sinop'ta çalışmalarınızın daha etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Batuhan haklısın. Sen de bize destek ol ve Sinop'taki çalışmalarımıza sen de ulaş, bana telefonunu aynı noktaya ve adresini yazarsan arkadaşlarımız sana ulaşsınlar ve sen de bizim Sinop'taki çalışmalarımıza katıl lütfen. Evet. Mustafa Aksoy, Şevki Özen, Uraz Ateşoğlu, Emre Kırca, Ömer Karakaya, Mesut Çetin, Magneta, Tuncer Yılmaz, Oğuz Demir, Ferhat Çınaroğlu ve Kerim Doğan. Değerli arkadaşlar, sizlere de özellikle çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destekten dolayı. Ve Ertuğrul Kaya, Zafer Partisi, parantez içinde Zafer Turizm üyesiyim demiş. Evet, Zafer Turizm hakikaten Türkiye'de bütün seçmen kitlelerinde olağanüstü bir karşılık buldu. Hatta Türkiye'nin hangi ilinde olursa olsun sokakta esnaf gezisi yaparken, çarşıda, AVM'de, pazarda birçok insan bana gülümseyerek Zafer Turizm diye sesleniyorlar. Zaman zaman Zafer Bey de diyorlar. Ama hepsi, en önemlisi bence, ne yapacağımızı çok iyi biliyorlar. 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına yollayacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İnşallah pazar günü
Pazar günü Manisa'da olacağım. Bütün pazar günü boyunca gece yola çıkacağım ve Balıkesir'e gideceğim. Balıkesir'de de çalışmalarım var. Ama benim hedefim pazar günü size bir canlı yayında Manisa'dan ya da yoldan bir yerden ulaşmak olacak. Sevgiler, saygılar, iyi geceler.